Merhabalar arkadaşlar. bağlay sorusuna baktığımızda boşluktan öncesinde önemli bulgu e, improved obstacle negotiation and balance yani improved olması oranın ne olduğunu gösterecek bize artı olduğunu değil mi? Gelişmiş anlamında kullanılıyor çünkü. E, boşluktan sonrasına baktığımızda more confidence diyor arkadaşlar. Daha fazla güven. E, o zaman o da artı. Hemen cümleye bakmadan önce artı artı olduğuna göre. Rather than den ziyadeyi ediyorum. Çünkü bir zıtlık oluşturması Birindense ötekini tercih etmesi gerekir rather denin. Except for hariç demek zaten birini dışlaması gerekecek. Yani bir nevi zıtlıktır. E, contrary to aksine tersine demektir. e Zıtlık bağlacı eledim. Along with ile birlikte paralel bağlar besides, in addition, to, as well as gibi ek olarak ilaveten şeklinde çevrilebilir. In terms of bakımından, yönünden, açısından demektir. Artık cümlemize bakabiliriz arkadaşlar şöyle söylüyor, diyor ki e, sanal gerçeklik sistemi ile altı haftalığına pratik yapmanın ardından pratik yaptıktan sonra Parkinson hastalığı olan insanlar ileri düzey engeli aşma ve denge sergilediler ki iyi bir şey boşluk onların yolları içindeki engellerin etrafından yol almada daha fazla güven gösterdiler. Bütün bunlar iyi olduğundan along e, with dediğimizde daha fazla güvenle birlikte Gelişmiş engel aşma ve denge gösterdiler demek daha doğru olacak değil mi? Along with ile birlikte doğru cevap. In terms of ise bakımından yönünden bir bakış açısı sunması gerekir ki burada öyle bir durum söz konusu değil. Bu arada e, negotiation normalde müzakere demek bildiğiniz üzere ama e, negotiation aynı zamanda bir engeli atlatma aşma anlamında da kullanılır. Merhabalar arkadaşlar. Bağlaç sorumuza başlıyorum. E, önemine rağmen müziğe olan ilginin araştırılması zor olmuştur diyor. Difficult sıfatından ötürü üstüne eksi yazdım. Boşluk kendi hakkında kişinin beyanat verdiği raporun limitleri, kısıtlamaları e bu da eksi bir şey hocam. Yani bir limitleri var, sınırlamaları var. O zaman eksiye eksi olduğumuza göre bakalım mesela contrary to aksine, terse diyemem. Zıtlık bağlacı. In spite of, e rağmen demek. Zıtlık bağlacı, eledim. By means of olur muydu? Yoluyla, vasıtasıyla olabilir mi? Limitleri yoluyla zordur. Yani çok hoş durmadı. Ee, olumlu durumlarda daha çok kullanıyoruz. Such as örnekleme yapar gibi diye bir örnekleme durumu da yok yani bazı limitler vardır. Bunlar da şudur demiyor. Given olabilir mi? Given düşünüldüğünde kendi hakkında kişinin beyan vermesinin işte beyanatta bulunmasının limitleri düşünüldüğünde bu limitlerden dolayı müziğe olan ilginin araştırılması zor olmuştur önemine rağmen given düşünüldüğünde demektir arkadaşlar. Given'ın yanına gerçekten eşittir ne yazabilirim? Considering yazabilirim. Biz bunu grup olarak aslında çoğunlukla neyle veririz? İşte because of'la, due to'yla, owing to'yla değil mi? yüzünden, den dolayı anlamına gelen diğer bağlaç yapılarıyla birlikte veririz. Notlarımızda bulunsun istedim. Arkadaşlar merhabalar. Kelime sorusunda e, önündeki economically ifadesi öncelikli olarak önemliydi. Bunun dışında artı mı yoksa eksi bir kelime mi bulmamız gerektiğini de belirlememiz gerekiyordu. Okuyalım cümlemizi. Diyor ki: Ekonomik olarak nokta nokta olan okyanus enerji teknolojilerine geçmek büyük bir adımdır karbonsuzlaşmaya yönelik ve e, mavi ekonominin pek çok kıyı bölgesinde büyümesine yönelik büyük bir adımdır. Büyük bir adım olduğuna göre okyanus enerji teknolojilerine geçmek arkadaşlar demek ki olumlu bir sıfat bulmalıyım. Ekonomik açıdan nesli tükenmiş diyemem. Extinct elenir. Dormant aktif olmayan hareketsiz uykudan emektir. Olumsuz bir sıfattır. Viable ekonomik olarak olası mümkün hayata geçirilebilir. Gayet güzel oldu Artı bir anlamı var. Erit, evet, çorak demek, kurak demek eledim. Fragile ise arkadaşlar hassas, kırılgan demek. Yani bunu da koyarsam oraya yine eksi bir anlama sahip olacak. Bu durumda tek olumlu sıfatımız kimdi? C şıkkı viable'dı. Bir de viable hakikaten önüne economically zarfını alarak çok sık kullanılıyor. Collocation olarak bunu yazabiliriz defterlerimize. Ekonomik açıdan hayata geçirilebilir, uygulanabilir, mümkün anlamını veriyor. Cümlenin çevresini tekrar yapalım isterseniz. Diyor ki Ekonomik açıdan hayata geçirilebilir olası mümkün okyanus enerji teknolojilerine geçmek, ona doğru ilerlemek, karbonsuzlaşma yönünde ve pek çok kıyı bölgesinde mavi ekonominin büyümesine yönelik büyük devasa bir adımdır diyor. Cevap C şıkkı. Merhabalar arkadaşlar birinci kısımda tens ikinci kısımda bir sadeleştirilme sorulmuş hemen baktığımızda araştırmacılar fiiline dissek incelemek araştırmak ee, Kai koro depreminin mekanizmalarını araştırıyorlar ne zaman araştırıyorlar dediğimizde 2016'da demeyin Çünkü bu 2016 bize diyor ki Yeni Zelanda'daki 2016'nın Kai koro depreminin mekanizmalarını araştırıyorlar ne zaman araştırdıklarının cevabı yok arkadaşlar deprem 2016'da oluyor. Yani ne zamanın cevabı olmadığına göre Past Simple Tense alamam, Past Continuous Tense alamam. Past bir tense alamadığıma göre geçmişin geçmişini anlatan Past Perfect Tense'i zaten alamam. Elimde Present olan bir Adana Present Perfect Have Dissected bir de Present Simple denize Dissect kalıyor. İkinci kısma baktığımızda da ne olması gerekiyor bakalım süper bir bilgisayar üstünde yapan simülasyon mu derim? Yoksa e, süper bir bilgisayar üstünde yapılan simülasyonlar yardımıyla mı derim? Yapılan derim, değil mi? Mutlaka passive çatı olması lazım. Carry it out evet, relative clause yani sıfat cümleciği pasif sadeleştirmedir. Dursun. Having carried out ise arkadaşlar yapmış olan anlamını verir ve aktif bir sadeleştirmedir sıfat cümleciklerinde. Bu durumda doğru cevabımız hangisi olarak elimize kaldı? A şıkkı olarak elimize kaldı. Cümlenin genel çevirisine şöyle bir bakarsak diyor ki araştırmacılar Yeni Zelanda'da 2016'nın e, Kayikoro depreminin mekanizmalarını incelediler. Ki neyi ortaya çıkartarak e, süper bir bilgisayar üstünde yürütülen yapılan simülasyonların yardımıyla deprem fiziği üstüne şaşırtıcı hayrete düşürücü görüşleri ortaya çıkararak cevap Adana. Merhabalar arkadaşlar, Bağlaç sorusu için cümlemizi analiz etmeye başlayalım. Diyor ki, pek çok daha düşük gelirli insan tarafından kullanılan ilk finansal ürün olarak e, remittances, tib edilen paralar sıklıkla e, finansal hizmetlerin bir menüsüne, erişime, bir sıçrama, ilerleme tahtası, sıçrama tahtası ya da ilerleme vasıtası olarak hareket ederler. Şimdi stepping stone ifadesi, bir sıçrama tahtası, ilerleme vasıtası, ne yapar arkadaşlar bu hibe edilen remittances'ları paraları? Artı yapar. Boşluktan sonra da diyor ki they onlar nedir? Bir mihenk taşıdır finansal sağlık e, için ya da finansal sağlığın mihenk taşlarıdır. Önemli noktalarıdır. Mihenk taşı olmaları da yine onları ne yapar? Önemli yapar. Yani artıya artı bir durum söz konusu. Şıklara baktığımda however ancak dediğine göre zıtlık bağlacı, bağlacıdır. E bu durumda eğlenir. For instance örneğin demek fakat örneğin kendisine önceki cümleden daha spesifik bir şekilde örnek veren bir cümleye bağlama yapar. Fakat öyle bir durum söz konusu değil. As such bu yüzden bunun itibariyle değil mi? Paralel bağlar arkadaşlar. Aynı therefore gibi. Bu bir dursun. Otherwise aksi takdirde gizli bir iftir. Devamında would, could, might gibi ifadeler almayı sever ama burada gizli if anlatan bir ima ya da herhangi bir varsayım söz konusu değil. In contrast tam aksine tam tersine demek zaten zıt bağlar mümkün değil. Eledim. Es saçı Doğru cevap olarak arkadaşlar ne yaptım? işaretledim. dedim. Esas çok fazla görülen bir bağlaç değil aslına bakılırsa, e, pek çok insanın belki ilk kez duyduğu bağlaşlardan. E, son, son dönemdeki okumalarımda çok sık karşılaştığımdan sorma gereği duydum. Aslında bu itibarla, hani bu yüzden öyle ki diye çevirebilirsiniz.